Manşete hoş geldiniz. KJ'deki ifade, kapaktaki ifade çok sevimli bir ifade değil. Çok sevdiğimiz, reyting almak için falan kullandığımız bir ifade de değil. Dehşet verici, kan dondurucu bir ifade. Ve bu ifade ülkenin iki numaralı partisi AKP'den sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Ve kimi yandaş yazarlar da bunu destekleyecek beyanlarda, beyanatta bulundular. Şimdi oraya bakacağız ama ondan önce gerçekten ülke inim inim illiyor. Ciddi bir ekonomik kriz, ciddi bir ekonomik daralma, ciddi bir geçim darlığı var. Ve iktidar bunu saklamak, bunu örtmek için elinden geleni ardına koymuyor. Ve son dönemde de şunu ileri sürmeye başladılar. İşte efendim küresel bir gıda darboğazı var bundan. Küresel gıda darboğazı vardı da kardeşim, yani 3 ay önce 6 ay önce de mi öyleydi? Geçen sene de mi öyleydi? Ya da 6 ay sonra da mı böyle olacak? Dediğim gibi günü kurtarma amaçlı manevralar. Bakın İbrahim Özdabak Yeni Asya gazetesinde karikatürü, milli gelir 2013'ten 2020'ye nasıl gerilemiş ki 2013 hukuku kaybettiği, tam anlamıyla %100 kaybettiği senedir Türkiye'nin. Gezi eylemleri ardından 17 Aralık. 12.500 dolarlardan 8.500 dolarlara inmiş ki bu da açıklanan rakamlar. Daha altında olma olasılığı yüksek. Ayrıca ben şunu sorayım. Ortalama kişi başına milli gelir 8.500 dolardan bahsediyoruz. Doların 9 liraya dayandığı günlerde. Cebinize bu kadar para giriyor mu? Her sene 8.500 dolar giriyor mu? Kaç kişinin her sene cebine 8.500 dolar giriyor? Yıllık gelir anlamında söylüyorum. Bakın bu gerileme düzenli bir gerileme. Ve bu gerilemenin döneceği, duracağı ve yukarı doğru döneceği yok. Mevcut idare, yönetim, mevcut iktidar, mevcut kişiler, mevcut ekonomi yönetimiyle. Yok, bunu anlamanız için ne olması gerekiyor? Bu grafik aşağı doğru inmeye devam edecek. Ortada yani. İlla bir şey göster diyorsan işte bu. Bu grafiğin yönünün yukarı dönme imkan ve olanağı yok mevcut idareyle, mevcut kanunlarla, mevcut uygulamalarla. Evet. Bakın bir başka konu. Para kaçırmak serbest, kağıt toplamak yasak. Kamudan aldıkları ihalelerle servetlerine servet katan yandaşlar, vergi vermemek için kağıt üzerinde şirket kurarak vergi cennetlerine para aktarırken, iktidar kağıt toplayıcısı emekçilerin alın terine göz dikti. İstanbul'da dün sabaha karşı Sancaktepe'de kağıt toplayıcıların bulunduğu 36 adrese operasyon yapıldı. Kağıt toplayıcılardan ne istiyorsunuz diye soruyor insanlar sosyal ağlarda. Yahu arkadaş, bu soru için biraz geç değil mi? Çünkü emeğinin peşinde koşan, alın teriyle para kazanan insanların zan altında bırakıldığı, terörize edildiği bir ülke oldu bu son 8 senedir ve ondan doğru gerilemeye başladınız. Ve emeksiz, milletin malına mülküne çökülerek, milletin vergileri tırtıklanarak zenginleşme dönemi açıldı. Ne zamandır bu böyle? Sosyal ağlarda paylaşılmış, önüme düşünce aldım. Yani Ülker Çokonat, herkesin bildiği bir çikolata, ne kadar küçülmüş. Aynı fiyattan satmak için gramajla oynuyor firmalar ve küçüldükçe küçülüyor. Bunun iki katıydı belki. Bu ilk çıktığında benim ortaokul yıllarımdı. 82-83 o yıllar. Çokonat ilk çıktığında. MFÖ'nün bir reklam filmi eşliğinde çıktı. Yaşı tutanlar hatırlar. Nat 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 çokonat, çokonatın lezzeti bambaşka falan diye de bir müziği vardı. Mazhar Fuat Özkan da zaten reklam müzikleriyle ilk parlayan bir gruptur. Sonra işte Ele Güne Karşı geldi vesaire. Her neyse, görüyorsunuz yani hale bak. Bir lokmaya düşmüş. Bir başka konu, kredi borçları artık gırtlağa dayandı. Bir Gün gazetesinden getiriyorum. Alım gücü azalırken yurttaş ihtiyaçlarını kredi kartları ve bireysel kredilerle karşılamaya çalışıyor. BDDK tarafından her perşembe açıklanan haftalık bankacılık sektörü verileri borçluların sayısının nasıl çığ gibi büyüdüğünü gösterdi diyor. Evet. 1 Ekim haftasında toplam kredi açımı 4 trilyon, ihtiyaç kredisi 438 milyar TL, tüketici kredileri tutarı da 735 milyar TL. Artık gırtlağa dayandı. Sonra ne diyor Cumhurbaşkanı? Geçen haftaki programlardan hatırlayın.
Polis emeklileriyle görüşmüştü CHP lideri Kılıçdaroğlu ve 3600 kat sayı sözü vermişti onlara. Ek gösterge düzenlemesi sözü vermişti. Bunun üzerine de Süleyman Soylu hemen atılmış, biz yapacağız zaten falan demişti. Son dönemde şu olmaya başladı. İktidar saray muhalefetin kuyruğuna takılmaya başladı. Gündem belirleyemediği gibi muhalefet bir şey için ortaya çıktığında hayır biz yaparız falan diyor. Yapsana o zaman. Sen iktidardasın 20 senedir değil mi? Bununla övünüyorsun. Bir de gazete, yandaş gazete akşam 3600 tamam diye sürmanşetten vermiş. Peki Erdoğan ne diyor? Orada spotta yazıyor. 2022 sonuna kadar bu konuyu çözeceğiz. Başka gazetelerde de 3600'ü çözeriz tamam falan filan gibi şeyler var. Yahu çöz. Yani sanki iktidara talip olmuş seçim kampanyası yapıyor. Biz çözeriz. Onlar çözemez, biz çözeriz. Yahu çöz. Peki 2022 sonunu niye bekliyorsun? Bugüne kadar zaten oyalamışsın milleti. 2022 sonunu niye bekliyorsun? 14 ay var 2022 sonuna. Hatta 15 ay var. 15 ay neyi bekliyorsun? Yapsana. Gazetelerde bir de yazıyor. Düzenlemede şu olacak, bu olacak. Yahu yapsanıza. Ne tutuyor elinizi? Ben de anlatıyorum. Kanunla şahsıma vergi zammı yetkisi. Hüseyin Şimşek'in haberi bir günden. AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan vergi kanunlarına ilişkin düzenlemeler içeren teklif patronlara ve sermaye sınıfına vergi affı getiren maddenin de eklenmesinin ardından Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Gelecek hafta genel kurulda görüşülmesi beklenen teklifin yasalaşması durumunda Cumhurbaşkanı'na vergi artırımı için yetki verilecek. Gazetelerin resmi ilan hakkı kısıtlanacak, varlık yönetim şirketlerine vergi istisnası getirilecek. Aile şirketlerine vergi istisnası getiriyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı tek kararıyla, tek kararnamesiyle vergi artırımı yapabilecek dilediği kalemde. Sonra da diyorsunuz ki işte güçlü parlamenter sistem. Sonra da diyorsunuz ki işte AKP'nin yeni önerisinde yarı başkanlık sistemi olabilir. Yani Erdoğan aldığı yetkilerden geri dönmez, dönemez. Bisiklete binmek gibi düşünün. Durduğu zaman düşer. Biliyor bunu, en iyi kendi biliyor. Şu an astı astık, kestiği kestik. Yayınladığı her iki satır kararnameyle her şeyi yapabiliyor. Bundan geri adım atacak öyle mi? Parlamento tekrar etkin bir hale gelecek, yargı bağımsızlığı falan, medya güçlendirilecek, demokrasi falan. Evet. Bakın çok cahi dikkat bir durum, eskiler böyle derdi. Türkiye 40 adet F-16 ve 80'e yakın modernizasyon kiti almak için Amerika'ya başvurmuş. Satışın gerçekleşmesi için dışişleri ve kongrenin onayı gerekiyor diyor. BBC Türkçe'de haberin detayını okursunuz. Fakat ben burada şunu söyleyeceğim. Yahu F-35 milyarlarca dolar gitti zaten Türkiye'nin. Yattı. Türkiye'ye teslim edilmek üzere hazır olan galiba 4 adet F-35'te o da gitti. Şimdi Yunanistan'da ve pek çok komşu ülkede bunlar uçuyor. F-16 modernizasyonu gerekiyor ki F-16'lar bir önceki teknoloji. Ama orada da sen bağımlısın. Ve Amerika'ya başvuruyorsun. Ve peki Amerika S-400'ler orada dururken ve sen ikincisi için, ikinci parti S-400'ler için, birincinin paketi açılmadan ikinci parti S-400 için Moskova'ya gitmiş, sipariş vermişsen veya bunu yapacağını söylemişsen, deklar etmişsen, peki Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve Kongre F-16 modernizasyonunu niye ve neden onaylasın? Amerika'nın en önemli şartı en tepede açık ara duruyor. S-400'den vazgeçeceksin kardeşim diyor. S-400 orada durduğu sürece ben diyor seninle savunma alanında herhangi bir işbirliği yapmam. F-35 gittiği gibi F-16'ların modernizasyonu da tehlikede. Artı bir diğer tarafı da hem o tarafa şirinlik hem bu tarafa şirinlik. İstanbul Büyükşehir Büyükada iskelesinin üst katı işte TÜGVA'ya verilmiş de efendim 2000 TL'ye, işte daha sonra kira 2500 TL'ye çıkmış. Daha sonra mahkeme kararlarıyla oranın boşaltılması istenmiş de TÜGVA orayı boşaltmamış falan. Niza çıkmış. Büyükşehir zabıtalarla gidince TÜGVA'yı da İçişleri'nin gönderdiği veya işte Adalar Kaymakamlığı'nın gönderdiği polis karşı karşıya gelmiş. Arbede çıkmış falan. Herkes bir şey söylüyor. Yok hukukun içindeydi değildi. Yok hukuki süreç devam ediyor. Yok öyle. Ya TÜGVA başkanı açıklamış işte Enes Eminol diye bir tip. Diyor ki İstanbul Büyükşehir'in hukuksuzluğuna direnmesek, o hukuksuzluğu geçin. Yani diyor ki direnmesek diğer vakıflarımıza da aynı muameleyi yapma cüretini gösterebilirdi. Söylediği şey bu. Yani altında derin anlamlar içeriyor esasen. Diyor ki ben buna diyor direndim, hukuka rağmen direndim diyor.
Çünkü diyor bu giderse her şey düşecek. Şimdi zaten İstanbul Büyükşehir'in önceki dönemde milyon milyon dolarlar dağıttığı vakıflara bakıyorsunuz. TÜGVA, TÜRGEV ilk iki sırada. İlk iki sırada. TÜGVA Esra Erdoğan'ın girişimleriyle yanılmıyorsam, işte TÜRGEV de Bilal Erdoğan'ın girişimleriyle falan aile şirketi. Aile vakıfları pardon. Erdoğan'ın. Adam onu söylüyor. Diyor bu mevziyi kaybedersek arkası gelecek diyor. Çünkü İstanbul'un her yerini tutmuş durumdalar belediye imkanlarıyla. Evet. Mesele hukuk falan filan değil. Ve tabii Süleyman Soylu'nun polisleri gidiyor müdafaa ediyor. Evet. Ve bu yarın öbür gün, birazdan geleceğiz kan dökülecek ikazına. Yarın öbür gün yaşanacak yaşanabilecekleri gösteriyor bu küçük sembolik hadise. Büyükada iskelesinin ikinci veya üçüncü katındaki hikaye. 2000 TL'lik veya 2500 TL'lik kiralama hikayesi. Bu bir semboldür, bu bir nüvedir. Bu bir detaydır ama bu detaydan siz genele bakabilirsiniz. Tutuklamaları protesto eden Boğaziçi öğrencilerine gözaltı, Evrensel'den getiriyorum. Naci İnci'nin şikayetiyle arkadaşlarının tutuklanmasını Güney Kapı önünde protesto etmek isteyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri okulun 40 metre kadar önünde darbedilerek gözaltına alındı. Öğrenciler ekip aracı içerisinde de darbedildi. Polis basını engelledi diyor. Bu da Sefer Selvi'nin karikatürü. İki öğrencinin daha yurt sorununu hallettik. Cezaevine konulmak suretiyle. Bu arada enteresan bir şey var. Bir önceki yayında anlatmıştım. Devlet Bahçeli yazılı metinden, prompter'dan bir konuşma yaptı. Bölücü kebapçılar dedi. İşsizlik sorununa bağladı onu. Ve yani bunun terörle, HDP'yle şundan bundan alakası yokken MHP'liler bu bölücü kebapçılarla işte efendim kebap yiyen HDP'lileri kastetti falan diye tevil etmişlerdi. Şimdi Aydınlık gazetesinden İsmet Öz kimlerle beraber yani İsmet Özçelik yazmış. Bu da başka bir gerekçeye yaslanmış. Diyor ki Beyoğlu'nda bir lokanta var. Bir Kuzey Afrika ülkesinin adını taşır. Sahibi Kavala etki ajanlarıyla burada bir araya geldi. Osman Kavala'yı kastediyor. Gelirdi. Sık sık yemeklerin ve toplantıların yapıldığı adrestir. 15 Temmuz'da işte Büyükada'da olan ABD'lilerin de uğrak yeridir. Devlet Bey sahibini anmadı kebapçı dedi. Ya arkadaş orada o metinde bölücü kebapçılar işsizlik sorununa bağlıyor. Yani ne Kavala'sı ne şeyi, ya ben onu size tekrar bulup getireyim. Yani inanılır gibi değil arkadaş. Yani gerçekten inanılır gibi değil. Dün göstermiştim. Bugün bir kere daha bunu göstereceğim. Çünkü çok tuhaf bir yere gidiyor olay. Bakın bu Bahçeli'nin konuşma metni. Aynen şunu söylüyor. Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır. Teröre yardım yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır. Ya bunun neresinde HDP geçiyor, neresinde başka bir şey geçiyor? Bahçeli'nin konuşmasını tevil babam tevil. Sonra da Aydınlık Gazetesi'ni konuşturuyorlar. Kendileri adına neymiş efendim? Burada kastedilen Osman Kavala'ymış. Bakın Osman Kavala'ya bakalım. Osman Kavala Utku Çakırözer'e konuşmuş. Utku Çakırözer cezaevinde ziyaret etmiş. Ve orada diyor ki, duruşması vardı. Osman Bey, Osman Kavala, Çakırözer anlatıyor. Hala bir savcının önüne çıkarılmadı, savcılık nezdinde ifadesi alınmadı. 1 Kasım 2017'den beri tutuklu. Yani 3 hafta sonra 4 yılı dolduracak içeride. Hala bir savcının önüne bile çıkarılmamış. İfadesi savcılık nezdinde alınmamış Osman Kavala. Sonra yok bölücü kebapçıyla şunu kastetti, bunu kastetti. İktidar muhalefetin peşine düştü gidiyor dedim ya. İkinci bir örnek de bu 3600 ek gösterge kat sayısı meselesinden sonra. Sağlık, tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu lazım demişti. Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan için niye demişti? İşte CHP anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmeye çalışıyor lafından dolayı. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki yani bunu biz istemedik, bunu biz söylemedik. Bunu senin eski meclis başkanın İsmail Kahraman söyledi. Sana bir sağlık raporu gerekiyor dedi. Bunun üzerine tabii iktidar artık hemen her konuda muhalefetin eteğine takıldığı için o da aynı şekilde cevap veriyor. Misliyle aynı laflarla. Kemal Bey'e bir doktor lazım diyor. Gazeteleri de bu şekilde başlık atıyor.
işin içinden çıkılabilir gibi değil. Toparlamaya çalışıyorlar ama toparlayamıyorlar. Mesela HSK'dan İzmir'deki kritik değişiklikler haberi gibi ki bunlar sadece basına yansıyanlar. Bunu Cumhuriyet Gazetesi'nden kestim getirdim. Diyor ki ankesörlü aramaya takıldığı iddia edilen yargı içindeki bir ekibin kendisine operasyon yaptığını ileri süren İzmir Başsavcısı Yargıtay Savcılığına atanırken Başsavcı Vekili Antalya'ya gönderildi. Okan Bato 15 Temmuz'dan önce TSK'daki FETÖ yapılanmasına operasyon yapmıştı falan diye de devam ediyor. FETÖ borsalarında da adı geçiyor. Evet. FETÖ borsalarında adı geçiyor oradaki üniversitenin rektörüyle birlikte. Şimdi bir sürü de zaten bu konuda itiraflar, açıklamalar falan oldu. Yani böyle. 4 sene sonra, 5 sene sonra herkesin şeysi ortaya çıkıyor ama masum insanlar cezaevinde tutulmaya devam ediyor. Nuriye Gülmen. Sadece bir örnek. Bakın nasıl bir yerde tutuluyor. Leş gibi. Cezaevi fotosu. Evet. Uyduruk delillerle tutsak edilmesinin 423. günü biçiminde Twitter'da, sosyal ağlarda bir etiket dolaşımda mahkemesine 13 gün kaldı. Nuriye Gülmen için adalet istiyoruz diyor. Sosyal ağlarda yürüyen kampanya biz de buradan hatırlatıyoruz. Evet. Sağlık sorunları olan, daha önce açlık grevi yapan bir isim tahliye edildi, tekrar tutuklandı Nuriye Gülmen. Evet. Şimdi dönelim. Ha öyle demişken şu notu da verelim ki ondan sonra kan dökülecek ikazına dönelim. Şeyh Bedrettin filminin başrolünde Suavi'nin oynadığı Şeyh Bedrettin filminin galası yapılmış efendim. Bu galaya burada Suavi ve sanatçı Suavi ve Başak Demirtaş yan yana görülüyor. Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın eşi. Fakat fotoğrafta en ilginç şey ne biliyor musun? Selahattin Demirtaş'a ayrılan koltuk. Hemen eşinin yanında. Evet, çok anlamlı bu. Fotoğraftaki en ilginç detay budur. En güzel detay da budur. Selahattin Demirtaş'a ki o da Kasım ayında 5 yılı dolduracak. Dile kolay. 2016 Kasım, 2021 Kasım. Evet. 5 yılını dolduracak. Ama Selahattin Demirtaş'la ilgili hazır Demirtaş demişken orada enteresan bir haber var. Onu paylaşacağım sizinle. Yeri gelmişken. Ankara'dan Demirtaş için 3 Kasım'da şartlı tahliye mesajı. Deutsche Welle'den okuyorum. Yeni bir haber bu. Türk hükümeti Demirtaş dosyası ile ilgili olarak Avrupa Konseyi'ne gönderdiği görüşte Demirtaş'ın 3 Kasım'da tahliye edilebileceğini, bu gerçekleşmezse 3 Ocak 2023'e kadar cezasına çekeceğine dikkat çekti diyor. Yani bir şartlı mesaj var, bir şey var, bir şey dönüyor. Umarım 3 Kasım'da şartlı tahliye edilebilir veya bir biçimde tahliye gelir. Çünkü Avrupa Konseyi'nin yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Demirtaş'la ilgili kararlar çıktı uygulanmadı. Osman Kavala'yla da ilgili olarak. Her defasında da bu defa olur, bu defa galiba Ankara bu yönde hareket edecek falan deniyor. Kararlar bağlayıcı ama uluslararası sözleşmelerle falan da anayasaya girmiş ama Türk hükümeti dinlemiyor. Ankara dinlemiyor daha doğrusu. Bu Demirtaş için bir tahliye umudu doğduğu manasına gelebilir. Bakalım. Göreceğiz. Aynı şey Kavala için de geçerli önümüzdeki haftalarda. Bu ay veya gelecek ay böyle bir tahliye gerçekleşirse gerek Osman Kavala gerekse Selahattin Demirtaş sürpriz olmaz. Ancak Ankara'ya kalırsa, saraya kalırsa bu iki ismi de bırakmaz. Ama bakalım zorlamalar, baskılar sonuç verecek mi? Hep beraber göreceğiz. Evet, Şeyh Bedrettin galasında boş bırakılan Selahattin Demirtaş koltuğuna döndük tekrar. Şimdi kan dökülecek ikazıyla devam edelim. Bu şu, Kemal Kılıçdaroğlu gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelmiş ve orada açıklamalarda bulunmuş. Bütün gazetelerde var belli başlı artık hangi temsilci gitmişse Sözcü'de gördüm, Karar Gazetesi'nde gördüm, Hürriyet'te gördüm. Orada seçimlerde gerilim ortamı oluşabilir diyor ve şu ifadeyi kullanıyor. Karşı taraf gerilimi tırmandıracaktır. Sarıyla işaretlediğim bölüm siz de takip edebilirsiniz. Kendi ağzından yazılmış Ankara temsilcilerinin yazdığı metin. Karşı taraf gerilimi tırmandıracaktır. Çok daha sert bir ortamda siyaset yapmayı nasıl sağlayabiliriz? Onun arayışına girecektir. Ama ben şundan eminim. Eğer belli gruplar ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse,
siyasi suikastlere dikkat çekiyor. Bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye'de yaşanmaz. Bu cümleleriyle neyi kastettiğine ilişkin soru, ilave bir soru geliyor ve orada da siyasi cinayetler diyor. Siyasi cinayetler. Böyle kaygılarım var. Erdoğan'ın bizzat kendi ifadeleri, dur bakalım daha başınıza neler gelecek dedi. Hatırlayın, Akşener'le ilgili olarak söylemişti. Bu daha başlangıç demişti. Ülkeyi yöneten ve devletin bütün güçleri elinde olan bir insan bunu söylüyorsa çok tehlikeli bir cümle. Açıkça tehdit ediyor. Erdoğan iktidardan gitmemek için her yolu deneyecektir. Erdoğan iktidardan gitmemek için her yolu deneyecektir. Evet, bu bir siyasi kehanet değil. Bunu bu yayınlarda belki 10 kere söyledim. Başkaları da ifade etti. Bana has bir analiz değil yani. Bana has bir tespit de değil. Erdoğan iktidardan gitmemek için her yolu deneyecek. Peki siz ne yapıyorsunuz? Siyasi suikastler olabilir. Evet, peki ne yapıyorsunuz? Yarın öbür gün siyasi suikastler olduğunda cenaze namazına gidip cenaze namazında cenazenin arkasında iktidarla yan dizilip işte faillerden mutlaka hesap sorulacak deyip evinize mi döneceksiniz? Ne yapacaksınız? Kemal Kılıçdaroğlu bir cenazede linç ediliyordu. Onun arkasında dahi duramadı CHP'liler. Onun arkasında durabilselerdi, ses verebilselerdi, bir dakika deselerdi, takipçisi olsalardı, her gün gündemde tutsalardı, iş daha farklı olurdu, daha farklı ele alınırdı. Ama ne oldu? Arkasında duramadılar. Sonra gitti iktidar da Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişiyi cesaretlendirdi. İşte efendim yanında durdu bilmem ne filan falan. Neredeyse adama şilt verecekler. Yani yargı süreci takipsiz kaldığı gibi, arkası takip edilmediği gibi mutlaka bir dosya açılmıştır, yürüyordur. Ayrı bir konu ama adam evinde oturuyor ve tebrikleri kabul etmeye devam ediyor yani. Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan kişi. Siz bunu bu şekilde cesaretlendiğiniz sürece bugün yumruk atan yarın başka bir şey yapar. Siyasi cinayetler, böyle kaygılarım var diyor CHP lideri. Erdoğan'ın bizzat kendi ifadeleri. Dur bakalım daha başınıza neler gelecek dedi. Ülkeyi yöneten ve devletin bütün güçleri elinde olan bir insan bunu söylüyorsa çok tehlikeli bir cümle. Açıkça tehdit ediyor. Erdoğan iktidardan gitmemek için her yolu deneyecektir. Nagihan Alçı da demiş ki böyle bir kutuplaşmayla 2023 seçimi kaybet kaybet seçimidir. Kan akabilir, tansiyon çok yüksektir. Hem muhalefet hem iktidar seçimlerden önce sistem değişikliği çağrısında bulunuyorum. Hatta yalvarıyorum. Bir şey de demiyorum. Evet. Bakın, Pandora Papers. Demirörenler, yani çok var. Türkiye'den de 220 kişinin olduğu ifade ediliyor. Belli ki o Türkler veya işte Türkiye vatandaşları neyse peyderpey açıklanacak. Demirörenler, Hürriyet grubunun da sahibi şu anda. Ödemediği kamu kredisiyle medya patronu olan Demirören ailesinin sırları Pandora'dan çıktı. Belgelere göre ailenin vergi cenneti Britanya Virgin Adaları üzerinden Londra'da gayrimenkuller satın aldığı görülüyor. Türkiye'de vatan millet edebiyatı yapıyorlar ama paraları offshore hesaplar üzerinden yurt dışına taşıyor ve oradan menkul gayrimenkul değerlendiriyorlar. Böyle. Artı bu nasıl oluyor? Yani muazzam bir çark. Hazine garantili işler alıyorlar. Devlet bankası kredisiyle ve o devlet bankası kredisini de ödeyemiyorlar. Sonra vergileri affediliyor vergi barışlarıyla. Sonra işte hayır faaliyeti yapıyoruz falan diye bağışlarda bulunuyorlar. O bağışlar da belli vakıflara gidiyor. Yayının başına dönün. Filan. Sonra da işte parayı götürüyorlar. Vergi kaçırmıyorlar. Vergi ödemiyorlar ki zaten. Kaçırdıkları yarın öbür gün çökülür diye endişe ettikleri milletin kursağından kasalara istifledikleri paralar. Demirören, Beşli Çete, Ellili Çete, Yüzlü Çete, Yüzellili Çete. Yüzlerce var böyle. Beşli Çete diye beş kişinin ismi çıkmış. Yüzlerce var böyle. Evet. Manşeti kapatırken bir kere daha anonsumuzu tekrar ediyorum. Dün söylemiştim ama takip etmeyenler olmuş olabilir. Akın İpek, cumartesi günü bu ekranda Türkiye saatiyle saat 11'de, dünyada hangi saat dilimindeyseniz kendinizi buna göre ayarlayabilirsiniz. Yayın konuğumuz olacak efendim ve sorularımızı cevaplayacak. Kaçırmayın diyorum ve manşeti kapatıyorum. Herkese iyi hafta sonları ama
Cumartesi özel yayınla Türkiye saatiyle 11'de tekrar Akın İpek'le birlikte karşınızda olacağız. Aman kimselere randevu vermeyin. Hoşça kalın.